Ekrem İmamoğlu'nun gözünü bir kez daha İstanbul'a çevirmesi İyi Parti'yi karıştırdı. Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı konuşmada CHP ile ipleri koparacağı söyleniyordu. Ancak İmamoğlu'nun İstanbul kararı sonrası fikir değiştirdiği iddia ediliyor. Ancak Akşener'in bu U dönüşü partisini bir başka cephede daha ikiye böldü. İyi Parti'nin olası iktidarında Ekonomi Bakanlığı hayali kuran Bilge Yılmaz'ın Akşener'e karşı kulis yapmaya başladığı konuşuluyor. Onunla bununla pazarlık yaparak, ona buna yalvararak yapamam. Ekrem İmamoğlu'nun rotayı İstanbul'a çevirmesi, ardından da HDP ile İyi Parti'den destek isteyeceğini açıklaması İyi Parti'de taşları yerinden oynattı. Meral Akşener'e en yakın kurmayı bayrak açtı. CHP ile ittifak yaparsan parti kurarım restini çekti. İttifak yapılacak mı, yapılmayacak mı? Yerel seçim hazırlıkları muhalefette ortalığı daha şimdiden yangın yerine çevirdi. İyi Partililer son dönemde seçime tek başımıza girmeliyiz açıklamalarıyla CHP'ye mesaj üstüne mesaj veriyordu. Biz de artık koçbaşı olmak istiyoruz. Ancak İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı değil İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını işaret etmesiyle o açıklamalarda bıçak gibi kesildi. Kulislerde Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı konuşmada CHP ile ipleri koparacağı konuşuluyordu. Fakat İmamoğlu'nun İstanbul kararı sonrası Akşener'in CHP ile gemileri yakmaktan vazgeçebileceği iddia edildi. Bu iddia partisini ikiye bölmeye yetti. CHP ile ittifaka karşı çıkanlar tepki göstermeye başladı. O isimlerin başında da Bilge Yılmaz var. Bilge Yılmaz inşallah ekonomimizi yönetecek. Akşener'in ekonomi kurmayı hayali ekonomi bakanı Yılmaz, İyi Parti'nin CHP ile ittifak yapmaması için parti içinde kulis yapmaya başladı. Yılmaz'ın Akşener CHP ile ittifakta ısrar ederse genel başkanlık konusunda sahaya çıkabilirim, kazanamazsam da yeni bir parti kurarım dediği belirtiliyor. Akşener ise milletvekillerine CHP'de yaşanan değişim tartışmasıyla ilgili konuşma yasağı getirdi. Bu U dönüşü partisinde istifaya da neden oldu. Kendi koltuğu için uğraşan bir muhalefet hem İYİ Parti hem CHP'de çalışıyor. Akşener istifa etmeye hazırlanan ve CHP ile ittifaka karşı çıkan partilileri 26 Ağustos'ta yapacağı konuşmayla ikna etmeye çalışacak.